Herkese merhaba. Nefis Hatlar Durağı'na hoş geldiniz. Sadece 3 malzeme ile en doğalından, katkısız dondurma tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Tüm detaylarıyla sizlerle paylaştım videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Gerçek dondurma yapmak için sadece 3 malzeme gerekli. 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı silme salep olması yeterli. En önemli püf noktası sütümüzün günlük ve taze olması gerekiyor. Önceden 1 litre sütümü pişirdim ve soğuttum. Bu işlemi akşamdan da yapabilirsiniz. 1 litre sütü tenceremin içerisine ilave ettim. Yarım su bardağı toz şekeri ilave ettikten sonra geniş bir kabın içerisine 1 yemek kaşığı silme salep, yarım su bardağı toz şekeri ilave edip topaklanma olmaması için sürekli karıştırıyorum. Sütün içerisine bir yemek kaşığı sale bekleseydim eğer mutlaka topaklanma olma ihtimali çok yüksek olacaktı. Bu nedenle mutlaka salep ve toz şekeri birleştirip sütün içerisine öyle ilave edelim. Sütün içerisine salep ilave ettikten sonra homojen bir kıvam alana kadar karıştırıyorum ve ocağa alıyorum. Ocağa almadan önce mutlaka birkaç saniye boyunca çırpalım topaklanma olmaması için. Orta ateşte salep kaynayana kadar sürekli savurarak karıştırmaya devam ediyorum. Salebi sürekli karıştırmamın tek amacı salepin kokusunu dışarıya dağıtmaktır. Finalde dondurmamın içerisinde hiçbir şekilde salep kokusu bulunmayacak. Salep yavaş yavaş kıvamına gelmeye başladı. Kaynamaya başladıktan sonra 5 dakika içerisinde ocağın altını kapatıp salebi ocaktan alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi salep kaynamaya başladı. Ocağın ısısını en düşük ayara getirdim ve 5 dakika boyunca savurarak pişirmeye devam ettim. Ve yine gördüğünüz gibi ocaktan almama rağmen hiçbir şekilde kepçeyi elimden bırakmadım. Soğuyana kadar savurmaya devam ediyorum. Bu işlemi sürekli yapmanıza gerek yok ama ara ara mutlaka savurarak salepi karıştırmaya devam edelim. Ara ara karıştırarak salebi soğuttum. Sizlerin de gördüğü gibi hiçbir şekilde elimden kepçeyi bırakmadım. Bu aşamadan sonra üzerini kapak yardımıyla kapatıyorum. Buzdolabının buzluğuna kaldırıyorum. Aradan 1 saat geçti. 1 saat boyunca salebi buzdolabının buzluğunda beklettim. Sizlerin de gördüğü gibi kıvamı yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Ama ben bu sırada karıştırmaya devam ediyorum. Bu işlemi yapmamın tek amacı salebi havalandırmak. içerisindeki gazı tamamen dışarıya vermek. Aradan bir saat daha geçti. Dondurmamı buzdolabından çıkardım. Yavaş yavaş kıvamına gelmeye başladı. Sizlerin de gördüğü gibi içerisindeki çırpıcıyı çıkarmıyorum. Sürekli çırpmaya devam ediyorum. En önemli pif noktalarından bir tanesi de burası diyebilirim. Mutlaka her bir saatte dondurmamızı aralıklarla çırpalım. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Yine aradan bir saat daha geçti. Dondurmamı sizlere hemen göstermek istiyorum. Bu süreçte salebi sürekli buzdolabının buzluğunda bekletiyorum. Amacımız salep donmadan bir saat aralıklarla sürekli karıştırmak. Saatte bir karıştırmayı şu nedenle yapıyoruz, hem dondurma bembeyaz olacak, hem de sakız gibi bir kıvam olacak. Birbirinden güzel tarifler için kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. 4 saatlik aradan sonra yine dondurmamı çırpmaya devam ediyorum. Bu sayede hem havasını hem gazını almış oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi yavaş yavaş kıvamına gelmeye de başladı. Salibi sade, sade bir şekilde buzdolabında bekletirsem hiçbir şekilde karıştırmazsam eğer bu sefer buzlanma olabilir. Sıkız kıvamı hiçbir şekilde almaz. Bu yüzden sıklıkla aralıklarla 5 dakika dahi olsa çırpalım. 5 defa boyunca salibi havalandırarak savurdum. Artık tüm işlemlerim bitti. Buzdolabına kaldırıyorum. Bir gece boyunca buzdolabında dinlendireceğim. Birkaç saat içerisinde bu şekilde de tüketebilirsiniz ama bir gece boyunca dinlendirirsiniz. Hem daha lezzetli hem daha kıvamlı olacak. Tüm işlemler bittikten sonra salibin üzerini kapak yardımıyla kapatıyorum. Donana kadar bir gece boyunca buzlukla bekletiyorum. Saatlerce savurarak hazırlamış olduğum salebi bir gece boyunca buzdolabının buzluğunda beklettim. Hemen şöyle kıvamını da sizlere göstermek istiyorum. Çok güzel bir şekilde dondurmam kıvamına geldi. Bu işlemden sonra artık dövme işlemine geçiyorum. Daha sonra bir şişe yardımı ile sürekli üzerine basarak dövüyorum. Bu işlem çok önemlidir. Mutlaka kaşık yardımı ile hafif aralıklarla üzerini toparlayıp daha sonra şişe yardımı ile bastırarak dövelim. Dövdükçe kıvamı sakız gibi olacak ve dondurma daha lezzetli olacak. Ve bu işlemi lütfen seri yapmaya özen gösterelim. Dondurmayı dövme işlemimin sebebi salibin içerisindeki gazları tamamen yok etmek. Göreceksiniz ki dövdükçe dondurmanın hacmi tamamen ortadan kaybolacak. Sakız gibi bir dondurma elde edeceğim. Dondurmayı aralıklarla kaşıkla e, karıştırıyorum ve üzerine sürekli şişe yardımıyla vurarak yani döverek dondurmanın tüm hacimini yok ediyorum. Bu sayede sakız gibi bir dondurma elde edeceğim, kıvamı muhteşem olacak. Dondurmam oldu. Dövme işlemini tamamladıktan sonra hemen tüketilebilir. Ben bir miktar çocuklara verdim. Kıvamı ve lezzeti şahane oldu. Ama ben bir saat boyunca daha buzdolabının buzluğunda bekleteceğim. Bu işlemi ev ortamında yaptığım için dondurmamda erime oldu. Hemen bir saat boyunca dondurmamı buzdolabının buzluğuna kaldırıyorum. Bu tarifi yıllardır yapıyorum. Tarifime çok güveniyorum. İlerleyen zamanlarda kakaolusunu ve çileklisini de yapacağım. Dondurmayı tüketmeden önce ne kadar çok dövme işlemini aralıklarla tekrarlarsanız dondurmamız o kadar lezzetli olur. Hemen ben şöyle bir külahımı alıp sizlere de kıvamını göstermek istiyorum. Dondurma biraz daha kıvamına gelebilirdi ama çocuklar çok sabırsızlandığı için birer külah çocuklara dondurmadan veriyorum. Dondurmayı bir türlü buzdolabına kaldırmaya fırsat olmuyor maalesef çocuklardan. Hemen şöyle birer külah daha çocuklarıma dondurmadan verdikten sonra buzdolabına kaldırıyorum. Hazırlamış olduğum dondurmayı günübirlik tüketmeye özen gösteriyorum. İçerisinde hiçbir katkı maddesi olmadığı için lezzetinde değişkenlik olabilir. Bu yüzden gün içerisinde tüketmenizi tavsiye ediyorum hemen 1 saat boyunca daha bekletmiş olduğum dondurmamı servis için hazırlıyorum. Gerçekten muhteşem olmuş sakız kıvamında. Lezzetine hiçbir şey diyemiyorum. O kadar lezzetli ki inanamazsınız. Bu tarifi hepinize tavsiye ediyorum. Çok az malzeme ile inanılmaz bir lezzetli dondurma tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimiz sonuna geldim. Bir sonraki tarifinde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun.